İyi akşamlar. Hepimiz Türkiye için varız. Üreteceğiz, kazanacağız, toplumsal refahtan pay alacağız. Biz her hafta olduğu gibi sorumlu habercilik, temiz ekran anlayışıyla Anlat Bana Da yayınımızı yapmaya başlıyoruz. Ekonomi, sayılar ve rakamlar yığını değil, hayatın ta kendisi. Biz sayılar, rakamların dışında hayat içinden yansımalarla objektif bir biçimde karşınızdayız. Bu hafta ana gündemimiz, biliyorsunuz makroekonomik gündem yoğun. Büyüme, işsizlik, sanayi üretimi yok. Biz onun değil. Biz bu akşam Menemen Endeksini konuşacağız. ABD'nin hamburger endeksi var, bizim de Menemen'imiz. Acaba Menemen Endeksi bizi niye ilgilendiriyor? Nasıl bakacağız olaylara? Bunun yanı sıra plazalarda çalışmak isteyenler. Yani mavi yakalılarımız kim? Bundan sonraki süreçte ne yapacaklar? Göstergeleri göreceğiz. İşte konuklarımız, sözü uzatmayalım. İlk bölümün konukları diyoruz çünkü programın ikinci yarısında ise ne yapacağız? Dizi sektörüne bakacağız. Niçin? Çünkü Türkiye ihracatla büyüyecek. Türkiye'nin ihracat yolculuğunda dizi sektörünün yansıması, etkisi ve açılımları dikkatinize sunacağız. Bugün konuklarımız Doktor Caner Özdurak, Menemen Endeksi diyecek ve Eleman Net Yönetim Kurulu üyesi ve genel müdürü Özlem Duyarlar bize mavi yakalı penceresini açacak. Dizi sektöründe ise Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin konsey başkanı Ahmet Akbalık ve hizmet ihracatçılarının tabii ki yönetim kurulu üyesi ve Medyapım'ın kurucusu, patronu Fatih Aksoy olacak. Ama biliyorsunuz önce gündemden yansıyanlara bakacağız, sonra hiç vakit kaybetmeden sohbete geçeceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2018 yılına ilişkin tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı istatistiklerini açıkladı. Tarımsal işletmelerde 2018 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre %12.6 artarak 74 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise %14 artarak 2117 TL oldu. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2018'de %2.6 büyürken geçen yılın son çeyreğinde %3 daraldı. Fransa Ulusal Meclisi, Fransa ile Almanya arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen ortak bir meclisin kurulmasını öngören anlaşmayı onayladı. Anlaşma, Almanya Federal Meclisi'nde de onaylandığında yürürlüğe girecek. Meclisin ilk toplantısının 25 Mart'ta başkent Paris'te gerçekleşmesi bekleniyor. Ana konumuza yöneliyoruz. Avrupa Birliği'nin parlamento, Avrupa Parlamentosu'nun kararı, İngiltere'den gelecek oylama haberi ama gelin akşam akşam şöyle hep böyle ah ne oluyor değil, biraz da bizim cephemizden olaylara bakalım. Doktor Caner Özdurak, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben hep iyiyim. İyi olmak zorundayız. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Nereden aklınıza geldi Menemen Endeksi? Menemen Endeksi aslında bir muhabbetten ortaya çıktı. Biraz daha mizahi, bu ekonomi konularına nasıl bakabiliriz? Çok fazla piyasada veri var, çok fazla yorum yapan var, çok fazla analiz var. Hani bunu daha basit bir şekilde, daha insanların anlayabileceği bir şekilde nasıl yapabiliriz diye düşünerekten çıktı. Burada da hani neyi baz alabiliriz diye düşündüğümüzde bir Big Mac Endeksi var. Geliyoruz. Burada duralım. Big Mac. Yani Amerikalıların hamburgeri. Çünkü Özlem Hanım orada bekliyor. Özlem Duyarlar, Eleman Net'in yönetim kurulu üyesi ve genel müdürüsünüz. Girişimci bir kadınsınız değil evet. mi? İnsan kaynakları uzmanı. İnsan kaynakları. Evet, girişimciyim. Şimdi mavi yakalılar burada, Menemen Endeksi ve kadınlarımız burada. Şimdi sizden izin isteyip hemen döneceğiz. Big Mac. Amerikalıların hamburger endeksi ne zaman çıktı? 1986 yılında Economist dergisi
icat etti bu endeksi. Temel icat etme nedenleri de ülkelerin karşılaştırmalı satın alma paritelerini basit bir şekilde, sloganvari bir şekilde nasıl sunabilirizden çıkan bir hesaplama. Genel olarak böyle çıktı. Peki neyi gösteriyor? Biz ismini de söylüyoruz ama hamburger endeksi neyi gösteriyor? Aslında reel sektördeki pariteyi, kuru gösteriyor satın alma paritesi üzerinden. Çok basit olarak nasıl söyleyebiliriz? Bir hamburger aynı matbu hamburger. Çünkü bu hamburgerin seçilme nedeni de bu. Çok uluslu bir şirket olduğu için her ülkedeki hamburgerin cinsi, şekli aynı. Yani Amerika'da 3 dolar olan hamburgerin aynısı Türkiye'de 12 liraysa o zaman parite, yani doların 4 TL olması gerekir gibi bir varsayım var. Bunu her ülke için yapıyorlar. Bu hamburgerin satıldığı her ülke ve her coğrafyada yapıyorlar. Buna göre reel bir parite belirliyorlar. Bundan dolayı ve orada satın alma paritesi olarak evet, devreye giriyor. Peki menemen endeksi neyi gösteriyor? Menemen endeksi bizim mutfağımızdaki çok temel olan işte domates, biber, soğan, yumurta gibi çok temel gıdaların eğilimini gösteriyor. Yani nominal bir ücret artışı var, bunun farkındayız ama bunun artış hızının eğilimini gösteren bir endeks. Aynı hamburger endeksi gibi sloganvari bir endeks ki bu kadar veri akışının içerisinde basit bir şekilde biz de bunu hani vatandaşlarımıza anlatabilelim diye. Ya en çok kim sevdi hamburger endeksini? Duyduğumuz demeyelim bizim menemen endeksini. Duyduğumuz kadarıyla ev hanımları sevmiş. Ev hanımları sevdi. Evet. Menemen evlerde vazgeçilmezi olduğu için tercih edildi. Domates, biber, yumurta, soğanlı ve soğansız diye ayrı mı yapıyorsunuz? Ayrı ayrı yapıyoruz. Orada endeks olmasının güzelliği bu. Aslında soğanlı soğansız olmasının maliyetin hareketinde bir değişiklik yaratmıyor. Ama fiyatında bir değişiklik yaratıyor. Yani soğan fiyatları son zamanlarda çok yükseldiği için nominal anlamda baktığınızda geçen senenin Şubat ayına göre soğanlı menemen %61 maliyet artışı var. Soğansız da %45 maliyet artışı var. Ama endeks vari baktığınızda hani özellikle son zamanlardaki uygulamaların da etkisiyle hani menemen endeksinde bir düşüş var. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Son zamanlarda yapılan tanzim satış uygulamalarının ciddi etkisi oldu burada. Yani tanzim satışlarla satış menemen endeksinde fiyatları aşağı çekti. Yani siz mutfak endeksini veriyorsunuz bize değil mi? Evet, çok basit çekirdek bir şekilde bunu veriyoruz. Niye Türk mutfak endeksi hazırlamıyorsunuz? Ya onun da çalışmasını yapıyoruz aslında. Bir çiğ köfte endeksi de isteyebilir miyim sizden? Çünkü orada malzeme çok, verileri takip etmem lazım. Menemeni seçmemizin temel nedeni aslında hani bunun birçok esprisi yapıldı ya, pastırmalı kuru fasulye endeksi olur mu, pilav üstü kuru fasulye endeksi olur mu gibi. Burada önemli olan hani geleneksel bir yemeği seçmek ama bunun asıl önemli olan kısmı hamburger endeksinde olduğu gibi çok standart, kalite olarak farklılık göstermeyen ama hani mutfağın çekirdeğini, mutfağın asıl esansını oluşturabilecek bir maliyet unsuruna sahip bir ürün seçmekti. O yüzden menemen endeksini seçtik. Dolayısıyla hani diğer farklı ürünler bu bakış açısıyla çok anlamlı olmayacaktır. Menemen endeksi olacak ama Türk mutfak endeksi olacak. Daha siyasetçiler farkında değil. Biz sizi çıkarıyoruz biz. Fark edecekler. Bu ne? Bu da finansal okuryazarlığa kişisel beğenilerim doğrultusunda bir katkım diyebilirim. Biraz çizgi romana fazla düşkünüm. Aynı zamanda hani... Adı İktisat Kantini. İktisat Kantini. Değil mi? Evet, bizim... Çizgi roman üzerinden ekonomiyi mi anlatıyorsunuz? Evet. Çok yani ilginç şeyler var burada. Teoriler de var. Yani mesela para teorisini işte bu çok bilinen dizilerin bazılarının üzerinden anlatıyoruz. Hani oradaki senaryodaki mantığı ona denk getiriyoruz. Orada özellikle okulların çok ciddi etkisi oluyor, ilgisi oluyor öğrencilerin. Üniversite öğrencileri. 20'nin üzerinde üniversiteye dağıtıldı bu. Peki. Size şimdi buradan menemen endeksinden vatandaşa soracağız. Size bu endeks neyi kolay anlamanızı ve okumanızı sağlayacak diye ama burada Özlem Hanım'ı bekletiyoruz. Hep gülüyorsunuz Özlem Hanım, ne kadar güzel. Hayat hep böyle pozitif mi bakıyorsunuz? Genelde öyle, enerjik olmayı tercih ediyorum. Tabii sizin de enerjiniz buna inanılmaz bir katkısı var. Sağ olun, o kadar enerjik miyim ben? Evet, kesinlikle. Pozitif enerji, biz kavga, kutuplaştırıcı değil, bizim işimiz değil. Biz bu ülkeyi seviyoruz ve dönüşüm istiyoruz değil evet, mi? Evet, birleştirici.
Siz insan kaynakları uzmanısınız aslında. Evet. Mavi yakalılarla ilgili çalışma nereden aklınıza geldi? Şimdi dijitalleşmeyle, internetin yaygınlaşmasıyla beraber mavi yakalında artık internet kullanımının arttığını fark ettik. Mavi yaka artık alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. İş arayışını çoğunlukla gazete yerine, yazılı basın yerine internetten arayışını daha kullanılır hale getirmek için biz de böyle bir internet portalı yarattık eleman.net olarak. Peki mavi yakalı kim Özlem Hanım? Mavi yakalı aslında genel basit olarak hani mavi yakalı ve beyaz yakalı diye ayırdığımızda mavi yakalı beden gücüyle çalışan, emek veren, bunun karşılığında ücret alan kesim. Hı hı. Zihinsel olarak değil de beden gücüyle işi yapan, üreten kişileri biz mavi yakalı diyoruz. Aslında bütün sektörlerin vazgeçilmez elemanları mavi yakalı. Yani Türkiye'de kaç milyon çalışan var? Ne kadar mavi yakalı, bir oran vermeniz mümkün mü? Yani aslında baktığımız zaman %80'i mavi yaka ve ara kademe diyebileceğimiz pozisyondaki kişilerden. Yani beyaz yaka genelde %20-25 civarında şu anda. Siz bir beyaz yakalısınız. Beyaz yakalılar organik tarımcı oluyor. Onlara şehirli köylü diyoruz ama şimdi biz köylerden kente göç etmiş, kente yerleşip aslında plazalara uçmak isteyenlerin hikayesini anlatıyoruz değil mi izleyiciye? Evet. Peki mavi yakalılar ağır işlerde çalışmak istemiyor. Çalışanlar şu an istiyorlar mı ağır işlerde? Şu anda istemiyorlar artık yeni nesille, genç yeni nesil özellikle plazalarda daha sosyal olabilecekleri, daha konforlu alanlarda çalışmak istiyorlar. Hatta bitirdikleri üniversite alanlarından farklı da olsa daha kolay iş bulabilecekleri hizmet sektörüne yönelmiş durumdalar. Çünkü hizmetler sektöründe daha çok plazalarda, ofis ortamlarında çalışıyorlar. Sanayi ve üretim sektörünü çok tercih etmiyorlar. Burada araya gireceğim. Bunun nedeni, bunlar sosyalleşme derdindeler mi? Tabii internetin yaygınlaşması, akıllı cihazların yaygınlaşması, dijitalleşme, sosyal medyayı çok kullanma gençler arasında çok popüler. Ve gençler artık şuna bakıyor, çalıştığım yer nerede? Hangi şehrin merkezinde mi? Ben iş hayatından sonra, yani iş bitiminden sonra sosyalleşebilecek miyim? Arkadaşlarımla buluşabilecek miyim? Daha emek gerektirmeyen, daha ağır iş olmayan işleri kendilerini yönlendiriyorlar. Yani bir üretimde, bir sanayi bölgesinde biraz daha şehrin dışında çalışmak, belki erken saatte gidip geç saatte gelmek, oralarda sosyal hayatını çok yaşayamayacak bir alanda çalışmak istemiyor. İyi, güzel, hoş da onlar burada çalışmayacak. Burada kimler çalışacak? Mesela maden, çimento aklıma gelemiyor. Şimdi siz sayın mesela zor işler deyince. Yani aslında inşaat, maden, işte beton, üretimle ilgili hemen hemen aslında birçok işte demir çelik sektörü olabilir. Birçok sektör var zor diye baktığımız ama burada kimler çalışacak? Burada meslek liselerinden ve meslek yüksekokulundan mezun bu nitelikli ara kademe kalifiye adayların çalışmasını sağlamamız lazım. Burada da bu sektörde çalışan firmaların üniversitelerde ve okullarla işbirliği yapması lazım. Bu bölümdeki öğrencilere sponsor olup belki orada çalışma alanları yaratıp atölyeler kurup mesleği tanıtmak, mesleği öğretmek ve mezun olduktan sonra hem stajyer hem de istihdam olarak da bu gençleri işe almaları gerekiyor. Ve böylelikle bulunamayan nitelikli kalifiye ara kademedeki pozisyondaki kişilere daha kolay ulaşabilecekler. Şu anda baktığımız zaman genç işsizlikte özellikle üniversite mezunu sayısı çok yüksek. Ama baktığımız bir numaralı sorun cuma günü yeni işsizlik verisi gelecek. Evet, orada da bir artış olacak gibi görünüyor. Çünkü biz son 6 ayınki datalarına baktığımız zaman yeni aday özgeçmiş sayısında aralığa kadar ciddi bir artış var. Ama tabii buna istinaden ilan sayılarında bir düşüş var. Yani yeni bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bunu şöyle yorumluyorum. Tabii bir büyümeyle ilgili tabii ki bir şey var, düşüş var. Büyümenin daralmasıyla beraber ilan sayılarına da yansıyor. Çünkü ne kadar ilan sayısı artarsa o kadar da istihdam artacak. Şu anda iş gücüne katılımda artış var. Özellikle de genç işsizlikte. İlan başvuruları arttı ama ilan sayıları düştüğü için bu da istihdam rakamlarına yansıyor. Hı hı. Bundan dolayı da önümüz yani cuma günü gelecek verilerde de işsizlik rakamlarının bir seviye daha arttığını göreceğiz.
işsizlik verilerini bekliyoruz. Ama 3 ay geriden geliyor bu veriler ve ben bundan Aralık çok sıkılan. Verisi, evet. Hem büyümede aynı sorun var hem işsizlikte. Evet. Bizim aylık verileri izlememiz gerekmiyor mu? Yanılıyor muyum? Çok doğru. Zaten yapılan bütün ekonomik araştırmalarda da hep gecikmeli modeller kullanılır. Özellikle ekonometrik modellerde falan. Dolayısıyla hani bir yerde bir kriz varsa, bir problem varsa bizim onu mesela bu son çeyrekteki daralmada gördüğümüz gibi onu hani yeni olmuş gibi fark edip ondan önceki sürece bir müdahale yapma şansını kaçırmış oluyoruz. Dolayısıyla hani bu verilerin daha aylık veya daha güncel bir şekilde takip edilmesi güncellenmesi lazım. TÜİ'ye uyarıda bulunalım. Biz güncelleşmiş aylık bazda veri istiyoruz. Çünkü geçmişi konuşmaktan yoruluyorum ben. Halbuki anlık müdahale lazım. Biz gelelim buradan hemen. Mavi yakalılar plazalarda çalışmak isterken ve sıkıntıyı anlatırken Menemen Endeksi'ne. Menemen Endeksi bir ev kadınına neyi gösterecek? Aslında hayat pahalı, hayat pahalı diyorlar. Evlerin enflasyonunu mu gösterecek? Mutfağın enflasyonunu. En basit, en çekirdek haliyle fiyat artış eğilimini gösterecek. Yani o ay fiyat artış eğilimi hızlandı mı yoksa yavaşladı mı? Hani buna göre bir hissiyat oluşacaktır mevcut fiyatlarla ilgili. Çünkü şu anda çok fazla işte gıda fiyatları çok yüksek, bütçemizi aşıyor vesaire gibi yorumlar var. Ve de genellikle işte TÜİK'in verdiği veya diğer veri kuruluşlarının verdikleri verilere bakıp hani biz bunu sokakta hissetmiyoruz, biz farklı şekilde hissediyoruz dedikleri o hissiyat aslında endeksin verdiği eğilim. O yüzden endeksi takip edecekler, bir çeşit finansal okuryazar olacaklar ve mutfak yönetimini yapacaklar değil mi? Peki bunun büyümeyle, enflasyon, büyüme ilişkisine baktığımızda değerlendirmesi nedir? Çünkü siz aynı zamanda iyi bir modellemecisiniz ve makroekonomicisiniz. Yani enflasyon tarafında zaten artan bir enflasyon Eylül ayından beri, geçtiğimiz yılın Eylül ayından beri hızla artan bir enflasyon var. Bunun kur üzerindeki bir baskısı da var ve o dönem yapılan faiz artışından dolayı hala piyasada yüksek faiz oranları var. Bütün bunlar bir küçülmeye, önümüzdeki dönemlerde de yavaş büyümeye ve günün sonunda da bir işsizliğe bağlanacaktır. Çünkü sadece hizmet ekonomisiyle çevrilebilecek veya turizm geliriyle çevrilebilecek bir noktada değiliz şu anda. Öyle mi acaba? Özlem Hanım'a gelin beraber soralım. Özlem Hanım, 5 yıl önce en çok iş başvurusu ya da iş arayanlar en çok hangi sektördeydi? Şimdi 5 yıla baktığımız zaman sektörler inanılmaz değişti. 5 yıl önce inşaat sektörü birinci sıradaydı. Hem en çok ilan yayınlayan hem de en çok istihdam sağlayan. Daha sonrasında evet işte mağazacılık, gıda, tekstil, sanayi, üretim gelirken şu ana baktığımız zaman şu andaki son birkaç yılda özellikle güvenlik sektörü, hizmet sektörü ön plana çıkmış durumda. Hizmet sektörü de güvenlik sektörü. Hizmet sektörü diyor ki arkadaşım burada dinliyorum Çener Bey'i. Bunlarla tek başına ekonominin itici gücü ya da motoru olamaz diyor. Buna katılır mısınız? Kesinlikle katılıyorum. Ne yapmamız lazım? İşte, siz iyi bir İHK'cısınız aynı zamanda. Teşekkürler. Burada gerçekten tabii önce büyümeyi sağlamamız lazım ve üretim odaklı büyümemiz lazım. Daha çok üretime teşvik bulunması lazım, teşviklerin olması lazım. Girişimci sayısını arttırmak lazım. Şu anda gençler artık girişimcilere de çok sıcak bakıyorlar. Daha çok girişimlerle, teşviklerle, finansal kaynaklarla orada bir değer yaratıp üretime teşvik etmek lazım. Yeni gençlere özellikle. Bence orada bir çıkış noktası bulabiliriz. Çünkü üretirsek işte o zaman büyümeyi sağlayacağız. Önemli bir şey söylüyorsunuz. Gençler plazalarda çalışmak istiyor. Mavi yakalı güvenlik sektörü, hizmet sektörü olmak istiyor. Ama girişimci olmaya da sıcak bakıyor. Bakıyorlar, evet. Peki, biraz önce bir soru sordum. Cevabı önemliydi. Diyelim ki yıl 2030. Türkiye'nin nüfus artış hızı yüksek. Evet. Nüfusumuz artıyor. Türkiye'de imalat sanayi, sanayi sektörü, ağır sanayi, gençler çalışmak istemiyor. Kim çalışacak buralarda? Buralarda tabii ki akıllı makineler ve robotlar çalışacak bir süre sonra. 2030'da herhalde biz bunları görüyor olacağız diye düşünüyorum.
Tabii ama burada sadece akıllı cihazlar ve robotların çalışması değil, onları yönetecek nitelikli personele de ihtiyacımız var. Ben şimdi burada bu konuyu hassas buluyorum ben. Türkiye gibi bir ülkenin 10-11 yıl sonra akıllı robotlar, yapay zeka tarafından belli alanlarda yönetilme dengesinin iyi planlanması gerekmiyor mu? Çok iyi planlanması gerekiyor ama hani Türkiye gibi bir ülkede de aslında bu kadar hızlı gelişmeyebilir. Çünkü bizde konvansiyonel üretim ve montaj üretimi ve aslında ne kadar hani yüksek teknoloji üretim var desek de bu belli bir ölçüde yine Mavi Yaka'nın involve olduğu, kendini entegre ettiği bir üretim süreci. Yani bu kadar hızlı 10 yıl içerisinde o noktalara gelemeyebiliriz ama günün sonunda hani bütün dünya ekonomileri nasıl gelecekse hani bizim de orada aynı şeyi yaşamamız muhtemel. Ama bunun için teknoloji üretmemiz gerekmiyor mu Özlem Hanım? Onu anlatmak evet, istiyorum. Evet, teknoloji üretmemiz gerekiyor. Bunun için de okul, burada eğitim aslında ilerlememiz gerekiyor. Çünkü kodlamayı öğretmemiz gerekiyor. Bilişim sektörüne ağırlık vermemiz gerekiyor. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Aslında burada kadın gücünü kullanmak gerekiyor. 30 milyon iş gücüne çıkabilecek kadınların sadece 10 milyonu iş gücü piyasasında ve bunların 9 milyonu sadece istihdam edilmiş. Aslında 20 milyon kadın iş gücünde değil, boş. Bizim kadınlarımızı iş gücü piyasasına dahil edip ve istihdam edilmelerini sağlamamız lazım. O zaman işte hem büyümemiz gelişecek, üretimimiz gelişecek. Yani kadının gücünü eğer koyarsak, istediğimiz, hedeflediğimiz rakamlara çok daha kolay ulaşabileceğiz. Yani buradaki kadının gücü gerçekten çok önemli. Çünkü 20 milyon çok ciddi bir rakam. Ben size katılıyorum. Ben bunu çok önemsiyorum. Kuş tek kanatla uçmaz diye altını ısrarla çiziyorum. 10 milyon kadın iş piyasasında, 9 milyonu iş buluyor. 20 milyon kadın, neredeyse 21 milyon kadının adı yok. Siz bundan, yani Menemen Endeksi kadınlar da İşte onların hepsi evde Menemen'i mi izleyecekler? Hı-hı. Ne dersiniz? İşte bu yüzden bu kadar hızlı ilerlemeyebilir diyorum bazı gelişmeler. Baktığınız zaman hani mesela eğitim üzerinden bakarsak kadınların eğitim yüzdelerinde, eğitim alma yüzdelerinde bir artış var ama bunu ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisansa doğru gittiğiniz zaman hani ciddi bir şekilde azalarak bu yüzdenin ilerlediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla hala daha hani hem eğitim almaları noktasında hem de istihdama katılımları konusunda özellikle küçük illerde alınması gereken çok yol var. Sizin Menemen Endeksinin de TÜİK'in sahibi çıkması gerekmiyor mu? Yani isterlerse herkes sahip çıkabilir. Sonuçta hani burada önemli olan bir farkındalık yaratmak. Yani bir slogandan ziyade veya bir yönlendirmeden ziyade bir farkındalık yaratıp insanlara hani kolayca ekonomide ne olup bittiğini göstermek. Ekonomide endeksler hep önemli midir? Doğru endeksler önemlidir. Yani kadınlar iyi bir göstergedir. Doğru endeksler ekonomi için önemlidir. Aynen. Böyle diyoruz değil evet. mi? Size böyle diyoruz ama buraya yöneldiğimizde kadınların da çalışması gerekiyor. Fakat önümüzdeki döneme baktığımızda size gelen iş başvurularında nasıl bir eğilim görüyoruz? İş başvurularında hani sektörlere baktığımız zaman özellikle işte gene mağazacılık, perakende sektörü şu anda çok ciddi olarak başvuru yapıyorlar. Hizmetler sektörüne başvuru yapıyorlar. Bu hizmetlerin içinde güvenlik, catering, temizlik, özellikle Mavi Yaka'daki pozisyondaki kişilerin genellikle temizlik ve güvenliğe çok tercih ettiğini görüyoruz başvuru olarak. En çok ilan yayılan sektöre baktığımızda da en çok ilan yayılan sektör güvenlik sektörü. Güvenlik sektöründeki istihdam hala devam ediyor. Güvenlik sektörünü mağazacılık, perakende, onu daha sonra gıda ve tekstil olarak söyleyebilirim size. Buraya baktığımızda siz tabii İK'cı insan kaynaklarıyla ilgilendiğiniz için istihdam piyasasında çok yakından izliyorsunuz. Bize ne söylersiniz? Çözüm olarak İlk başta kesinlikle eğitim. Özellikle kız çocuklara eşit eğitim. Hem eğitim sırasında hem iş sırasında kadınlara eşit fırsatlar tanımamız gerekiyor. Biz anketlerde şunu da gördük. Eğitim seviyesi kadında arttıkça kadının işte çalışma olasılığı daha yüksek. Ve kariyer yapması da daha yüksek. Yani eğitimi az olan kadın iş gücü piyasasına katılmıyor. O yüzden gerçekten burada kadın gücünü kullanıp eğitimle destekleyip
iş gücüne dahil etmemiz ve istihdam sağlamamız lazım. Böylelikle gelirlerimiz ciddi anlamda artacak. Ve tabii ki burada gençler çok önemli. Gençleri de doğru eğitimlerle, mesleki eğitimlerle, sadece üniversitede gittiği okul yeterli olmayacak. Kendine yatırım yapması gerekir. Kendine ek... Çoğunun morali bozuk ama. Yani iş bulamıyorlar. Böyle de bir realite var. Onun için mi sertifika, meslek kursları diyorsunuz inatla ve ısrarla? Evet, çünkü hangi mesleği yapacaksa öğrencilik dönemlerini boş geçirmeden, staj yaparak, part time çalışarak meslekleri tanıyıp gerçekten yapmak istediği meslekle ilgili kendini geliştirmesi, kendine yatırım yapması lazım. Böylelikle o alanda daha rahat iş bulup mutlu bir şekilde hayatını idame ettirebilir. Bizim gençlerimize şöyle bir ne yazık ki ben şey görüyorum. Evet, ilk hedef üniversite. Üniversiteyi bitiriyorlar. Daha sonra nitelikleri doğrultusunda iş bulamadıkları için ve moraller bozuluyor. Bu, da, hemen belli bir süre sonra diyorlar ki daha kolay nerede iş buluruz? Hizmetler sektörüne yöneliyorlar. Burada işe giriyorlar. Burada da istedikleri gibi işle ilgili mutlu olamadıkları zaman iş değiştirmeler başlıyor ve böylelikle bir bakıyoruz, işte 3 ay orada çalışmış, 6 ay burada çalışmış, 1 yıl burada çalışmış ama böyle bir bakıyoruz 2-3 yılı geçmiş ama bir mesleki becerisi, bir yetkinliği olmamış iş arayan bir profil oluşuyor. Yani bizim bunlarla da mücadele etmemiz lazım. Yani kişinin işi, mesleği tanıması, bunu bir ömür boyu sürecek şekilde yapabileceği bir işi tercih etmesi lazım. Yani satış tercih ediyorsa satışla ilgili planlarını yapması lazım. Kariyerini bu şekilde yönlendirmesi ve kendine yatırım yapıp geliştirmesi, hangi sektörde çalışacaksa oralara başvuru yapıp biraz sabretmesi lazım. Hemen vazgeçmemek lazım. Yani bir işten hemen vazgeçip bu olmuyorsa bu... Neyi söylediniz çözümde? Aslında burada noktayı koyacağız. Hemen vazgeçmeyecek evet. Gençler. Hiç umutsuz olmayacaklar. Böyle söylüyoruz kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Biz de burada duruyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Bu Menemen Endeksini ben her ay izleyeceğim. Türk Mutfak Endeksini bekliyorum. Bunu anlatacağım çünkü. Size kolay gelsin diyorum. Çok çünkü teşekkürler. Çünkü cuma işsizlik verilerine bakacağız gençler. Genç işsizliği bizim için önemli. Gençler asla umudu yitirmeyeceğiz. Ve kendimizi hep yenileyeceğiz kısa bir ara.